tabii ki böyle hedefler koyulur ama bence asıl önemli olan bizim enflasyona gibi hedefi yapmak koymak değil, bir rakam koymak değil. O hedefin ortaya çıkmasını sağlayacak dönüşüm için şimdiden bir şeyler yapmaya başlamaktır benim meramım. En azından anlayabildiğim, aktarabildiğim kadarıyla. Süleyman Bey'in sorusuna gelince, şimdi tabii çok teknik bir soru bu ama şöyle söyleyeyim. Benim verdiğim sektör gıda sektörü, yani imalat sanayinin alt sektörü. Enflasyonda sizin 10.87 diye söylediğiniz rakamı tam bilmiyorum. Ama o bildiğim kadarıyla işlenmemiş tarım ürünlerinin şeyi. Yani o tarım sektörünün enflasyonu. İmalat sanayinin değil. Sanayi enflasyonunda, yani gıda sanayinin bir alt dalı olduğu için buradaki gıda konserve gibi, işte içecek gibi işlenmiş. Yok, ilk önce benim rakamın şeyini, namusunu bir kurtarayım, sonra ona da bir şey diyeceğim. O bahsettiğim halisi ondan, yani gıdada %6'lık ithal payının olması tarımsal ürünler değil, işlenmiş gıdada, yani sanayi malı. Neden şey oluyor hikayesine girince, döviz kuru artışından çok az etkilenmesi gerekmesine rağmen tarımsal ürünler. Aslında tarımda bence biraz daha fazla olabilir. Gübre kullanımı, mazot kullanımı, elektrik kullanımı nedeniyle tarımsal üretimde enflasyonu etkileyebilecek etkenler, yani döviz kurundan kaynaklı etkenler fazla olabilir. Ama iki şey, tabii bunlar dediğim gibi derin bir bilimsel araştırmaya dayanarak değil, şu anda irticayla dile getirdiğim şeyler. Bunlardan bir tanesinin nedeni katma değerdir. Çünkü girdi maliyetleri üreticinin eline geçen fiyatlarda bir artış yok. Piyasadaki satış fiyatında artış oluyor. Bu zincirde aramak lazım bu nedeni. Yani kabzı mal toptancısı, perakende satışçısı. Kritik yer burası. Yani tarladaki 1 lira evet, gelince. Yani burada üreticinin maliyetlerinden kaynaklanan bir şey yok. Geçenlerde bir televizyon programında, çok özür dilerim hocam, biraz uzattım ama şöyle söyleyeyim. Domatesle ilgili bir örnek veriyordu. Domatesin üreticinin ürettiği fiyat, üreticinin daha doğrusu bir sonraki aşamada sattığı fiyat 1.25 lira. Bugünlerden bahsediyoruz, yani bu kış ortamından bahsediyoruz. 1.25. Pazar fiyatı 3 lira, market fiyatı 4 lira. Şimdi üreticinin sattığı fiyat 1.25. Eğer bu niye %11 arttı diyorsak, burada üretici de değil, aradaki zincirlerde aramak lazım. Ama aradaki zincirlerde önemli olan işte katma değer dediğimiz unsuru da ortaya çıkartıyor, onu da söyleyeyim. Yani o yüzden katma değeri biraz şeyim. Hemen sana destek veren bir şey söyleyeyim. Yurt içi üretici fiyatları endeksi var biliyorsun, TÜİK'in. Bir de tüketici fiyatları var. Tüketici fiyatlarındaki orada gıdaya bakarsanız tüketici onun üstünde gözüküyor. Neden? Perakende oluyor çünkü. Evet, doğru. Öbürkü toptan eşya. Şey, karları da yani var tabii orada. Net aracı karların hepsi var. Bunu açıkladı şey. Ziraat ne bir şey var, oda var ya. Ziraat Odalar Birliği Başkanı mı? Birliğin başkanı açıkladı. İbrahim değil. Öbürkü. Şemsi şey açıkladı onu. Evet. Ama kritik bir soruydu. Önemli bir soru. Hocam, evet. İzninizle sorumu güzel sormak istiyorum. Yani İmam Hatip'ten gelmiş heyetle düşünmüş, okumuş, edebiyat yolunda çabalar göstermiş bir grubun arasındaki iletişim nasıl kuruluyor? O sorumu daha somutlaştıralım. Yani hakimin imam olduğu, imam kökenli olduğu, evet. Ama öbür tarafta da sosyalist olan bir avukat var. Yani bunlar mahkeme salonuna geldiklerinde ne yapıyorlar? Ben anladığım soru bu. Evet. Buyur başkan. Buyur. Çok eğleneceğiz. Önce Sayıştay'la başlayalım. Şimdi Sayıştay'la ilgili o tespit çok doğru. Ama şunu gözden kaçırdınız. Sayıştay artık denetleme yapmıyor. Yapmıyor. Yani Sayıştay görevini yapmıyor. Bundan haberdar değil misiniz? Ama artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor falan sunmuyor. Soruşturmayı sunmuyor. Yok öyle bir de. Hiç yok. Sadece Sayıştay ihalenin nasıl yapılıp yapılmadığına bakıyor. Ya iyi mi olmuş, ne olmuş? İşte yüzde kaç vermişler, kaç vermemişler, kime ne vermişler? Anladınız siz. Buna bakıyor. Anladınız mı? Bu kadar yani. Yani biliyorum çok doğru bir şeyler bekliyorsunuz. Çok önemli bir soru. Neredeyse yani hukukun varlık sebebi soru ama cevabı maalesef bu kadar berbat. Yani elimdeki malzeme bu. Daha fazlasını yapamıyorum. Bu cevabı. Yapmıyor denetim. Şimdi şeye gelince, yani salonlara gelince Müslüman bir aileden geliyorum.
ve dindar yani insanlar ve uzun sürece ben de dini eğitim aldım hani hatta eski cami hocasıyım 5 yıl 14 yıl 14 yaşındayken de fıkıh okumaya başladım. Tabii o zaman okuduğumun hukuk olduğunu bilmiyordum. Şimdi hep şunu söyledim ben. Mesele kürsüdeki adamın hangi okuldan mezun olduğu değil. Beyninin ne kadar çalışıp çalışmadı. Anladınız mı? Adam İmam Hatip'ten mezun olup öyle bir mantık silsilesiyle oturuyor ki ders çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle adam var ki yani kendini hak etmediği bir kısım ilerici ünvanlar nedeniyle facia, fecaat. Yani bu nedenle kürsüde mesele biraz da şudur. Ne kadar benim aleyhime ideolojik durursa dursun, benim çok problem değildir. Ben yapacağımı yaparım. Ne demek istedim anlatabildiniz mi? Bazen çok kürsüler eskisi kadar çıkmıyorum artık. Yaşlı adam muamelesi görüyorum ama belli kötü davalarda, sıkıntılı dosyalarda çıktığınızda cidden entelektüel birikiminizi, toplumsal ve sosyal birikiminizi kullanarak, hukuk bilgi birikiminizi kullanırsanız çok şey yapabiliyorsunuz. Ben 50 yaşındayım. Çok geç evlendim. Yani 50'me yaklaştım diyeyim. Ona rağmen ben hala bu yaşta içtihat okuyorum. Yani benim şimdi burada hani kayıt yapılıyor mu? Halis burayı kapat. Yargıtay'daki Halis burayı kapat. Yargıtay'da öğrencilerim var. Bunlar flaşla bana Yargıtay kararlarını getiriyor. Hiçbir yerde yayınlanmamış ve ben bunu okurum. Benim